Temiz çevre, temiz Hatvan sloganıyla yola çıktık. Ve sizin de gördüğünüz gibi bugün burada yüzlerce gönüllü var. Geçen yıldan kirlenen, temizlenen çevreyi temizlemek istiyoruz. Van Gölü bizim için bir cennet, bulunmaz bir nimet. Ama maalesef halen tam olarak buranın temizliğiyle ilgili, buranın yaşamasıyla ilgili sıkıntılarımız var. Yine Van Gölü ile ilgili aktivist arkadaşlarımız var, Van Gölü sevenlerimiz var. Van Gölü bölge için, memleket için bulunmaz bir nimet. Biz bu bilinci hem çocuklarımıza, hem gençlerimize, hem yeni nesle vermek için, yetiştirmek için onları böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyada bugün herkes eldivenlerini giydi, yeleklerini giydi ve gönüllü olarak gördüğünüz gibi büyük bir çevre, 100 dönümden fazla bir yeri temizlemeye çalıştık. Onlarca torba çöpü topladık. Biz bunları da arıtma testlerine göndereceğiz. İnşallah bundan sonra da bu bilinçle, bu şuurla da gölümüzü temiz tutma, çevremizi temiz tutma, tatvanımızı temiz tutma adına bugün yola çıktık. Bu kampanyaya katılan bütün gençlerimizi, bütün çocuklarımızı, yine ilgili daire amirlerini tebrik ediyoruz. İnşallah bu şuurla, bu inançla Tatvanımızı, çevremizi, sahilimizi, plajımızı temiz tutarız. Bura bir cennet, sadece Tatvan değil. Bütün çevredeki ilçeler, iller buraya akın ediyor. Bu gelen kardeşlerimizden de buranın temiz korunması, burada ihtiyaçlarını giderdikten sonra, denize girdikten sonra, pikniklerini yaptıktan sonra da çöplerini sağa sola atmadan poşetlere koyup düzgün bir yere, toplama merkezlerine bırakmalarını istiyoruz. Bizim Van Gölü'yü yaşatmamız gerekiyor. İkinci bir Van Gölü yok. Çevresindeki yerleşim birimleri olsun, Tatvan, Ahlat, Adıyaca, Vazvan, Edremit, Yavaş'ın arıtma tesislerini mutlaka kullanmalarını istiyoruz. Çünkü buradan denize akıtılan atıklar, kirli sular maalesef denizimizi öldürüyor. Onun için buna da dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle bugün hem buranın temizliğini hem Van Gölü'nün yaşamı ile ilgili bunu bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye iletmek istiyoruz. Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz. Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adıyaca, Vazvan, Van Gölü ve çevresi tam bir turizm cenneti. Doğasıyla, tarihiyle, deniziyle harika. Biz hem hemşehrilerimizin hem Türkiye'deki bütün insanların buraya gelip görmesini istiyoruz. Biz burayı yaşatacağız inşallah. Biz burada çevremizi temizliyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir hayat demek. O yüzden çevremizi temiz tutalım. Hep birlikte doğamızı, çevremizi temizlemek için burada bulunduk. Çünkü buradan başka gidebilecek yerimiz yok ve biz buraya kirlettiğimiz zaman her tarafı kirletmiş oluyoruz ve kendi neslimiz, ileriki neslimiz için de kötü şeylerde bulunuyoruz. Bugün Tatvan Belediye'mizin öncülüğünde Temiz Şehir, Temiz Tatvan kampanyası için halk plajımızda bir araya geldik. Başta gençlik merkezimiz, gençlik spor ve çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla 7'den 70'e bir gönüllülük esasıyla burada bir temizlik kampanyasına başladık. Büyük çalışmalar başladık bu alanla ilgili. Yeni çöp toplama alanları oluşturuyoruz. Tabiat koruma ile ilgili, bu alanla ilgili büyük bir çalışma başlatacağız inşallah. Bu şekilde daha buraya gelen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, duşlukların, giyinme sorunlarının tabiatı bozmayacak bir şekilde uygun bir hale getirmeyi planlıyoruz. Aydın'dan geliyorum. Bu güzelim çevreyi, çevrede tatilimi geçirmek için geldim. Bu bir nimet, bu bir güzellik bu çevre için, ülkemiz için, bu çevre için
bir güzellik. Sayın Vekilimizin desteğiyle sivil toplum örgütlerinin desteğiyle inşallah bu çevre temiz olur ve gelecekte herkes batıdan doğuya doğru gelir burada tatilini geçirir. Bir Tatvanlı olarak 31 yıldır Antalya'da yaşıyorum. 5-6 gün önce geldim. Burası çok berbat durumdaydı. Başkanımla bir görüştüm. Teşekkür ederim duyarlılığından dolayı ve bugün geldim baktım herkes temizlik yapıyor. Hatta dün de biraz biz temizlik yaptık, yaktık ama. Türkiye ve dünyaya sesleniyorum. Van Gölü'nün suyu çok farklı. Hele özellikle Nemrut daha da farklı. Herkesi buraya bekliyorum. Bu temizliği yapan bütün arkadaşlara, dostlara teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız ve Gençlik Müdürümüze çok teşekkür ediyorum böyle bir şeye fayda sağladıkları için. Öncekine istinaden daha temiz oldu burası. Güzel bir yer aslında Tatvan ama bilinçli değil, halkımız bilinçli değil. Keşke biraz daha bilinçli olsalar da pikniğe geldikleri zaman yerdeki çöplerini toplasalar daha iyi olur. Hayır çöp.